Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor İlker Solmaz Ege TV'ye konuştu. Beyin tümörleri ile ilgili bilgiler verdi. Profesör Doktor Solmaz beyin tümörleri nedenlerini aktardı, belirtilerinden söz etti. Beyin tümörleri bütün vücut sistemimizde olduğu gibi her organın bir e, tümör dediğimiz istenmeyen bir e, patolojik tablosu vardır. Bu tümörlerde beyinde oluşması demek. Yani beyin kafatası dediğimiz bir kemik yapıyla çevrili olduğu için bazen kemik de dahil tümörü görüyoruz biz ama asıl anladığımız bu kafatası içindeki beyin içerisinde bu bir beynin kendi tümörü olabilir kendi primer tümörü dediğimiz ya da metastatik dediğimiz başka organlardan gelip beyin içerisinde yer işgal eden e, kitleye biz tümör diyoruz. Her şeyden önce kişinin genetik kodlamasıyla alakalı diyebilirim. Yani genetik kodlamadan kastım ailesinde var e, anlamında değil de Genetik şifrelerimiz her birimizin ayrı genetik şifresi vardır. Buradaki oluşacak oluşan ya da yatkınlığı olan bir gen dizilimimiz yine bu gen dizilimimiz ya da kanserojen hücre oluşumuna maruz kaldığımız buna sebep veren çevresel faktörler ki radyasyon gibi Sigara kullanımı gibi sayabileceğimiz ya da zehirli yabancı kimyasallar gibi. Bunların her biri beyin tümörlerinin oluşmasına birer sebep. Beyin tümörlerinde bir nevi de ailevi yatkınlıktan bahsedilebilir. Özellikle baş ağrısı. Ve özellikle sabaha karşı görülen baş ağrısı bu işin ilk ve en önemli uyarıcısı. Bu aşamayı atlattıysak... İsrarlıcı e, kronik baş ağrısı döneminde bir şey yapamadıysak, artık bu saatten sonra beyin tümörü hangi yerdeyse, diyelim temporal bölge dediğimiz yerdeyse bir epilepsi sara nöbeti, e, görme alanını ilgilendiren bölgedeyse görme bozuklukları, e, koklu alma konuşma merkezine yakın bir yerdeyse konuşma bozukluğu, koku bozukluğu. Yine e, ilerleyen daha da bunlara uyanamayıp daha ileri aşamaya gittiğimizde artık hastanın vücut bir yarısında gördüğümüz kuvvetsizlik, his kayıpları ve maalesef arkasından koma tablosuyla e, bu artık en son aşama olarak kendini gösteriyor. Profesör Doktor Solmaz beyin tümörlerinde tanı ve tedavi yöntemlerine de değindi. Bize gelen hasta özellikle geldiğindeki profili bize anlattığı anamnes bu işin birinci yöntemi. Zaten artık günümüzde MR biliyorsunuz en güvenli ve direkt tanıya koyduran yöntem. Hatta MR'la biz, ilaçlı MR dediğimiz kontrastlı MR'la e, tanının daha ayrıntısına kadar gidebiliyoruz. O kadar çoğu vakada kötü huylu, <laughs> iyi huylu gibi ayrım yapacak kadar MR bize bu konuda yardımcı oluyor. Tomografi kemiğe uzanmış, kemiği tutmuş tümörlerde. E, beyin içindeki tümörlerin bazılarının kemikleşme, kalsifikasyon dediğimiz özellikleri var. Tomografide bunu gördüğümüz zaman bile biz beyin tümörü Artı şu diyebileceğimiz şekilde bazen de beyinden yola çıkarak bir metastaz düşünüyor isek diğer testlere yönelip buraya nereden metastaz olduğunu yani hastanın birinci e, sebebinin tümörünü neresi olduğunu da bulabiliyoruz ulaşılabilir bölge tümörlerinde klinik oluşturduğu zaman bazen biz bunu biyopsi tarzında da alabiliyoruz totalini dediğimiz hepsini almaya gayret ediyoruz. Derin yerleşim olduğunda hayati organlara, hayati merkezlere daha doğrusu organ demeyelim yakın tümörlerde o bölgeyi koruyacak şekilde alınabildiği kadarıyla bu tümörün alınmasını uyguluyoruz. Bunun kötü, iyi, huylu olduğunu az çok hükmettik. Kesin tanı o ameliyat ya da biyopsi neticesinde içeriden alınan o parçanın Histopatolojik dediğimiz yani patolojik tanısıyla karşımıza çıkıyor. İşte ondan sonra da Tümör zaten 4 evreye ayırıyoruz biz 1, 2, 3, 4 diye. En iyi huylusu 1, en kötü huylusu 4 olacak şekilde. E, yani Tam cerrahi yeterli kalıyor. bir grade 1 dediğimiz evre çıkarsa 2 ya da 3 evrede ise radyoterapi cerrahi ekleyebiliyoruz. Eğer 4. evrede çıktıysa yine hem radyoterapi hem kemoterapi cerrahi üzerine uygulayabiliyoruz. Bugün biz yıllar önce bu mesleğe başladığımızdaki gibi simple bir beyin tümöründen ziyade artık ameliyathanede endoskop yerine göre nöro navigasyon dediğimiz ameliyat esnasında MR dediğimiz yeni yöntemlerle hatta ilaçlı mikroskopik sistemlerle hem tümörün tamamını çıkartabiliyoruz hem diğer dokulara zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz.